Ömer el Halveti, Halvetiye tarikatının piri. Giran bölgesinde ve Hazar Denizi çevresinde bulunan Lahican şehrinde doğdu. Nesebi Şirvan'ın köklü şeyh ailelerine dayanır. Bu sebeple tasavvufla ilk irtibatı babası üzerinden gerçekleşmiştir. Menkıbeye göre gençliğinde süvariliğe heves ederek orduya katılan Ömer el Halveti, İlhanlı idarecilerinden Emir Çoban'ın ordusunda savaşa giderken uğradıkları baskın sonrasında yaşadıkları sebebiyle tarikata girdi. Tarikatın silsilesinde Ahi Muhammed olarak tanınan amcası Şeyh Muhammed el Harizmi'nin halkasına katılan Ömer el Halveti, onunla birlikte Harizm'e giderek tasavvufi terbiyesini tamamladı. Mürşidinin emriyle riyazet ve mücahedeye yöneldi. Dağlarda ve ağaç kovuklarında halvet ve uzlet hayatı yaşamaya başladı. Kendisine halveti nisbesinin atfedilmesi de 40 kere 40 günlük halvet erbain çıkarması dolayısıyladır. Harizm'den amcasıyla birlikte Lahican'a dönerek Heri kasabasına yerleşen Ömer el Halveti, Hicri 780, Miladi 1378'de Ahi Muhammed'in vefatı üzerine onun yerine geçti. Daha sonra tarikat faaliyetlerini Tebriz yakınlarında bulunan Hoy'da sürdürerek bölge idarecileriyle yakın ilişkiler geliştirdi ve bir müddet sonra Mısır'a gitmek üzere buradan ayrıldı. Kaynaklarda Mısır'a gitme gerekçesi belirtilmemektedir. Mısır'dayken çeşitli zümrelerle temasta olduğu anlaşılan Ömer el Halveti'nin 7 defa hacca gittiği aktarılır. Dönemin Gilan idarecisi Sultan Üveys'in Memlük Sultanı Ferec'e elçi göndererek kendisini tekrar Heri'ye çağırmasına kadar Mısır'da yaşayan Ömer el Halveti, bu çağrı üzerine Tebriz bölgesine dönerek irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Her ne kadar bazı çalışmalarda farklı ayrıntılar öne çıkarılarak Ömer el Halveti, Azerbaycan'ın Şamahı şehrinin Avahıl köyünde bulunan ve Pir Ömer Sultan ziyaretgahı olarak bilinen mekanda defnedildiği, ayrıca doğum yerinin de burası olduğu ileri sürülmüştür. Fakat onun Tebriz'de vefat ettiği ve Mir Ali Zaviyesi'nin haziresine defnedildiği yaygın kabuldür.